Mehtap Yılmaz, dolar için neden Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor? Bir de diyorlar ki Birleşmiş Milletler'in dolar yaptırımına karşı neden sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor? Dış istihbarat servisleri ve kompradorlar piyasaları algı operasyonlarıyla karıştırırken, milli sözde sermaye sahipleri, Ekonomimize dolarla nişan alan üst akıl ve tasmalı spekülatörlerle mücadele etmek yerine olayı tribünlerden izlemekle yetinirken, BDDK'sı bilmem nesi küçük dilini yutarken, Merkez Bankası'nın ağzını bıçak açmazken, millet vatan bir kısım sözde milli sermaye sahipleri ise bir tutam ot fazla olsun yutma derdindeyken, uyanık sermaye sahipleri ne şiş yansın ne kebap stratejisiyle hareket ederken ne yapsın? Herkesin kenara çekildiği yerde o da mı bana ne desin, o da mı bencillik etsin? Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan cepheye atlayacak. Hep olduğu gibi hedef olma pahasına hem de. Ama şu aşırı tedbirci piyasalarımız şunu bilsinler ki bu gamsızlıklarına biraz daha devam ederlerse o zulaladıkları dolarları bozdurup bozdurup harcayacakları bir vatanları kalmayacak. Benden söylemesi. Görmediğimizi biz zannediyorsunuz. Farkında olmadığımızı mı? Elinizi taşın altına koymaya cesaret edemediğinizi. Bana neciliğinizi. Vatan derdinde olacağınız yerde fakirlik korkusuyla gizli gizli dolar biriktirerek bu teröre dolaylı destek verdiğinizi. 17-25 Aralık sonrasında olduğu gibi bu olası krizi de Cumhurbaşkanı'nın dişiyle tırnağıyla mücadele ederek atlatmasını beklediğinizi bilmediğimizi mi? Emin olun milletin bozdurduğu 3-500 dolar sizin habis bir ur gibi kara kutularınıza sakladığınız milyon dolarlardan çok daha kıymetli. Milletin niyeti halis çünkü. Sizinki ise habis. Sakın unutmayın bu bir sınanma sürecidir. Millet de sınanıyor siz de sınanıyorsunuz. Allah millet olarak bizi canımızla malımızla sınıyor. Bu sınanma sürecinde yaptığınız tercihler hepimizin yarınına akıbetini ahiretini belirleyecek. Siz hesap kitap yaparak Allah'ın size takdir ettiği akıbetten güvende olacağınızı mı zannediyorsunuz? Yani Allah size fakirlik içinde ölmenizi takdir etmişse kurtulacağınızı mı? Yahut refah içinde yaşamanızı takdir etmişse bu istikbale hesapsız kitapsız varamayacağınızı mı? İyi o halde hiç esnifinizi bozmayın. O lanetli dolarlarınızı saklayın. Fetöcü Cahit Nakıboğlu gibi kokusunu ciğerlerinize çekin. Yüz göz sürün öpün koklayın. Sonuç parasıyla puluyla şimdi cezaevinde. Akıl sahipleri için işte en büyük ibret. Düşünün, akledin. Millet sizi tüküreye boğmadan aklınızı başınıza alın. Üst aklım vatanımıza, birliğimize, bütünlüğümüze dolarla nişan aldığı bu süreçte gerekirse risk alın ama reisi yalnız bırakmayın. Şimdi yeniden sorayım. Üst aklım pinti bir aparatı olmak mı, vatanına sahip çıkmak mı? Tercih sizin. Mehtap Yılmaz, Yeni Akit.